ardından devam ediyor Magazin Merkezi ve gelelim Emrah'a. Emrah eşinden Sibel Erdoğan'dan boşanıyor, dostça ayrılıyorlar. Bir senedir de bir krizleri vardı, her ne kadar inkar etseler de diye bir iddialar söz konusuydu bugün ve böyle haberler vardı. Ve sen de bugün Emrah'la konuştun. Ben şimdi anlat bize. Bugünkü konuştuklarımdan yola çıkarak değil, çünkü bugünkü konuşmamız bir gazeteci sanatçı değildi. O yüzden de o konuşmanın metnine... Ama duyduk artık. Tamam, konuşacaklarım var tabii ki, anlatacaklarım ama... Evet, şimdi, sen haberci olarak değil nedir ama işin, biz duyduk işin artık. İşin senaryosal bölümü şu... Daha önce de biliyorsun tam yayınımıza denk gelmişti böyle bir akşam, yayından çıkmamıza yakın. İşte iki gün sonra mahkemeleri var, hatta boşanacakları mahkeme salonu da söylenerek bir iddiada bulunmuştu. Emrah'ın şöyle bir durumu var. Emrah çok medya ile içli dışlı bir adam değil. Özel hayatıyla da ilgili mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışıyor bu işten. Hatta daha fazla da debelenmesin diye adam İstanbul'daki evini bile taşıyıp gitti Bodrum'a yerleşti. Mümkün olduğu kadar az geliyor İstanbul'a. Çok özel durumlarda burada olmayı tercih ediyor. Eşi de orada yaşamayı tercih etti. Annesi de orada yaşamayı tercih etti. Çocuklarını da aldılar, beraber gittiler. Evliliğin kendi içinde zaman zaman baş gösteren sıkıntıları vardır. Yani uzun evliliklerde, çünkü iki ayrı insan birlikte yaşamaya başladığında biri yatak odasının duvarını kırmızı ister, öteki beyaz ister. Bu bile bir fikir ayrılığıdır. Bir gün kadın kapris yapar, bir gün adam kapris yapar. Ama bunu getirip. Emrah'ın 10 yıllık evliliği bitiyor. Emrah soluğu mahkemede alacak. Hatta Sibel'in kendi sosyal medyasındaki paylaşımlarından yola çıkarak Sibel bunu da paylaştı. Evet, Sibel öyle bir söz paylaşmış ama Sibel o sözü 3 hafta önce paylaşmış. Ve paylaştığı tarihte memlekette nasıl bir önemli gün varmış ki Hazreti Ali'nin kendi kullandığı bir sözü oraya paylaşmış ve Sibel bunun üzerine 4-5 tane daha post yapmış. Onlardan da çıkarım yapmak lazım o zaman. Hatta kızının doğum günüyle ilgili bir paylaşım yapmış. Babacığın ve ben diye başlamış söze. Şimdi buralara geldiğine göre boşanmıyorlar, onu mu anlıyorsun? Şimdi birileri kasıtlı ve bilinçli olarak Emrah'ı vurabilecekleri iktidar yok. Senelerce Emrah'a şunu taktılar. Cimri de cimri. Tos yerken çektiler, cimri dediler. Simit alırken çektiler, cimri dediler. Altındaki klasik otomobili gördüler, cimri dediler. Şimdi taktılar Emrah'ın evliliği meselesine. Yani bir üst akıl, bir alt akıl durumu var burada. Emrah'ın dizisiyle ilgili iki büyük yapım şirketi pazarlık halinde ve Emrah'la bir şey içindeler, hizipleşme içindeler. Zaman zaman yeni yapacağı işler ilgili. Bu arada Emrah'ı yeniden gazinoya çıkartmak istiyorlar. Hatta tam yılbaşı öncesinde 2021 yılbaşı gecesi falan diye afişler yaptılar. Bu şeyin adıyla, gazinonun adıyla. Emrah'ın hazırladığı bir albüm var. Bir sürü sanatçının yer alacağı, Emrah şarkılarının okunacağı bir durumu var. Herkes Emrah'ın yapacağı bu özel işe bir şekilde müdahil olmaya çalışıyor. Emrah da kendi yapacağı işe hiç kimseyi müdahil etmediği için Emrah'a tokadı özel hayatından vurmaya çalışıyorlar. Bir adamın ne geçiyor ellerine, yani şu, ne amaçla? Huzursuz ediyorlar. Yani bir adamın en hassas şeyi, evli bir adamın karısıdır. Tamam, onu bir işe ikna etmeye çalışanlar niye kendi kafalarını sıkıyor adamı, yani? Adamı bir işe ikna etmek meselesi değil. Hayır, ikna etmeye çalışıyorlarsa adamın huzurunu bozmak. Dert adamın huzurunu bozmak. Huzurunu bozarak nasıl ikna edecekler? Hani bir rekabet varsa ikna yolunda. Bak, böyle şöyle sıkıntılar vardır. Bir adamın kafasını karıştırırsan ve bir problemi varsa hemen yanında yer almaya çalışırsın. Ve en zor gününde biz vardık burada. Sen boş ver bunları, biz işimize bakalım, yürüyelim. Erken kalkar yol alır. O kadar yani. Aynen öyle. Ama şimdi, bu ilişki ile ilgili yani sürekli bir şey çıkıyor. Yani ya insanlar vardır ya, bazı çiftler için basın içlerinden biriyle inanmaz. Vardır yani. Böyle döner dolaşır, bu çift nasıl olsa boşanır diye bir sürekli bir şey var. Bu ilk evlendikleri gün itibariyle bu senaryo işte, başlar ama. Bu çift de onlardan maalesef. Yani bu senaryo ilk günü itibariyle kurulur. Yani bunlar fazla sürmez. Bunlarınki bir seneyi bulmaz. Ya dönüyor dolaşıyor. Bir de bugün şöyle iddianın altında şöyle bir ciddi detay var. Bir senedir zaten şeylermiş, sıkıntıları varmış. Hatta daha önce de boşanma şeyleri çıkmış. Ama yalanlamışlar. Ya, ama artık kesinmiş. Bak, bir seneye gerek yok. Şurada 3-4 ay önce ne diyorum, yayınımız, hatta mahkeme salonu verdiler. Bir gazeteci arkadaşımız yarın işte bilmem ne adliyesinde şu sulhte boşanıyorlar. Evet, sonra konuşmuştuk. Sıfır çıktı biliyorsun ki. Peki bir şey söyleyeceğim.
Buna sebebiyet ne? Durup dururken mi, yoksa durup atıyorum dururken bir avukatlarıyla başka bir şey için Bugün şunu söyleyeyim sadece. Daha önceki mevzuya ilişkin bunu konu yapanlar ve bunu da işte internet üzerinden yayanlarla ilgili sanıyorum 43 tane falan davası var. Sadece o mevzuya ilişkin. Bugün İstanbul'a gelecekti. Avukatı Aydın Kurban'la bir toplantı yapacak. Yine bunun kaynağı ve bunu dediğim gibi tetikleyici suç unsuru olarak da haberlerle ilgili yine bir dava silsilesi peki başlayacak. Peki sana bir şey soracağım. Etraflarında vardır çünkü çiftlerin etrafında hakikaten ara bozmak isteyen, kıskanan ya da böyle başka şeye takmış. Çevresinden birileri bunu yapıyor olabilir mi? Olabilir. Çünkü ama haberi de yapanlar çok emin konuşuyor. Yani sanki böyle hani yakın kaynaklardan almışlar gibi. Var çünkü çiftlerin etrafında maalesef. Şimdi size bir haber vereyim, araları çok kötü falan diye. Şöyle, Emrah biliyorsun ki sosyal medya kullanmayı sevmeyen bir adam. Yani çok fazla da paylaşım yapmıyor. Dizi zamanında birazcık hesabını kullandı. Onu da çok profesyonel bir ekibe yaptırdı. Şimdi Sibel kendine bir hesap yaptı. Bu hesapta da bak söylüyorum tarihleriyle. 3 Aralık 2019 Emrah'ın da adını kullanarak 5 yaşındaki çocuğuyla ilgili şeyler yazdı. Babayla, baban falan bile ilgili. Bir aile fotoğrafı. Sonra her zaman kendin ol, seni anlayabilmek bilenlerin hediyesisin dedi. Tarih 18 Aralık. Kimsenin sesi soluğu çıkmadı. Geliyorum bir paylaşımda ki bu paylaşım sonrasında buna gidiyorlar. Allah seni özgür yaratmışken başkalarının kölesi olma. Şimdi evli, iki çocuk annesi bir kadın evliliğini ya da kocasına olan bağımlılığı kölelik olarak yapar mı? Bu paylaşımdan yola çıkarak diyorlar ki zaten bu da 5 gün önceki paylaşımını isyan etti 5 gün önceki paylaşımına. İstanbul'dan Bodrum'a taşınalım fikri Sibel'in fikri. Emrah'ın fikri değil ki. Yani öyle bir şey yok diyorsun. İnşallah da olmaz. Ya. Yani. Çok tehlikeli işler bunlar. Bak bir kez daha söylüyorum. İnsanların evlilik hayatlarıyla ilgili, özel hayatlarıyla ilgili kendileri deklare etmedikleri sürece buna senaryo yazmak birincisi Allah katında büyük vebal. Ya tabii ya. Çok ya vebal bu. Anladın mı? Yani o haberi yapan arkadaşımla da yayından çıktıktan sonra konuşmuştum. Aç ve özür dile. Çünkü senin vermiş olduğun tarihte bu insanlar boşalmazsa bu vebaldir. Bak 2 çocuk var ve bir kadın var ve sen bir tarih söylüyorsun. Dosyan var mı, şey var. Ben böyle duydum. Ya biz de çok şey duyuyoruz. Neler geliyor gün içinde Allah aşkına? Kendi aramızda konuştuğumuzda 40 tane süzgeçten geçiriyoruz. Ya tabii maalesef bu yani magazinde yaşanan şeyler. Yani bazı çiftler bundan maalesef daha çok nasibini alıyor. Keşke olmasa ama bazılarından ateş olmayan yerden duman çıkmıyor diyoruz. Bazılarında gerçekten niye bu çiftle uğraşılıyor diyoruz ama bilmiyorum. Yani Emrah'ın yakın bir zamanda 2020'de şarkıları ya bir proje albümü, şarkılarını kendisi değil sanatçı arkadaşları söyleyecek. Hatta bununla alakalı anket yapan isimler falan da oldu. Ben çok seviyorum Emrah şarkılarını. Okuyacaklar. Bu arada Bülent Hanım'la Emrah ikilisi bir muhabbet döndü. Olabilir mi diye. Ne için? Sahne için. Yani Bülent Hanım ve Emrah yeniden sahne durumu var. Ay yok niye? Hayır. O büyük salonla ilgili söylüyorum, yerle ilgili. Yan yana yani. Yan yana mı yoksa arka? Aynı gecede. Hayır yani yan yana birlikte sahnede. Birlikte sahne değiller. Yani biri bir sahne alacak. Ara 10 dakika sonra biri daha çıkacak. Öyle de bana yan yana. Ay yok hayır. Emrah'ın da bununla ilgili karşı tarafa teklifi şu. Ben çıkarım, tek çıkarım bunca yıl sonra. Eğer böyle bir yapılacaksa büyük bir gala. Ama bu böyle her hafta cuma, her hafta cumartesi günü olmaz. Çünkü Ozan Doğulu ile biliyorsun bir turne yaptılar. Çok da tadı damağında kaldı. En son ne zaman çıktı sahneye Emrah? Emrah en son ne zaman çıktı sahneye? Güzel bir soru. Gazinolar ne zaman kapandı? En son benim hatırladığım Çakıl galiba işte. Şaka yapıyorsun. Tabii canım. Sonra hiç mi çıkmadı bu adam? Bir daha müzikollerde falan sahne almadı Emrah. Şey ya mesela Mahsun Kırmızıgül için hep söylerler ya dönecek işte falan hani yapacak diye. Ben şahsen bir tercih hakkım olsa o da dönsün tabii ki, sıkıntı yok ama Mahsun'dan çok hani Emrah'ı mesela dönse olay olur benim için. Yani Emrah bu yani şarkı hem de bir de yazıyor ve çok iyi. Emrah'ın şarkılarından oluşan albüm çıktıktan sonra çünkü Ozan Doğulu'yla yaptığı turne tadı damağında kaldı. Çok büyük bir sorun olmaz. Tarihler de büyük bir şeyle çakışmaz ise Emrah sahneye yeniden geri dönecek. Özel hayatıyla ilgili bildiklerimi anlattım. Belki bilmediklerim vardır. Zaman içinde ne olur bilmiyorum. Allah bilir geleceği şekli. Ama şimdilik anlatılan ve söylenen gibi bir durum söz konusu değil.